mesela şey burası Şanlıurfa'nın simgesi sayılan Bağlıgöl yerleşkesi. Her gün yerli yabancı binlerce turistin ziyaret etmiş olduğu Bağlıgöl, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma yasağından dolayı şu anda tarihinin en sessiz günlerinden birini yaşıyor. Bu kararı öncelikle güzel buldum. Ama 20 yaşında değil de 18 yaş altı olsaydı daha iyi olurdu. Çünkü Urfa'da maalesef 19-20 yaşları falan hepsi çalışıyor durumda. Hepsi bir işte çalıştığından dolayı da bu yasak geldiği için şimdi dışarıda çıkamayacaklar. Yani ailesine bakan var, babasına, anasına bakan var. O yüzden bu karar biraz daha 18 yaş altı olsaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Hayatımı çok değişik etkiledi. Yani ben sürekli dışarıda olan bir insanım. Yani eve kapanmak bana biraz garip geliyor. Ama iyi yanları da var. Evde kitap okuma oranım da arttı. Kur'an-ı Kerim okuyorum evde. Yani okuma alışkanlığım daha çok kazandı. Ben edebiyat öğrencisiyim. Mecburen kitap okumalıyım. Yani bu bir yandan da benim için çok iyi oldu. İnşallah diğer kardeşlerime de bu vesile olur. Güzel şeylere vesile olur. Bu süreçte dediğim gibi kitap okumayı düşünüyorum. Yani daha çok kendimi geliştirmek istiyorum. Gerek şiir alanında gerek edebiyat alanında hep kendimi geliştirmek istiyorum. Ben ayrıca video falan da yapıyorum. Yani o alanda da kendimi bol bol geliştirmeyi düşünüyorum. Yani kardeşlerime Kur'an-ı Kerim öğretme açısından, kendimi Kur'an-ı Kerim'e geliştirme açısından iyi şeyler düşünüyorum. Öncelikle ben biraz beğenmedim, güzel bulmadım ama yine de iyi olmuş çünkü devlet bizim ilimiz için bu virüs tehdidinin ortadan kalkması için özellikle gençlere etki etmiyor ama ailelerine temas halinde götürüyorlar. Ailele geçiyor o virüs. Onun için bu kararı biraz beğenmedim. Ben de 2000 üstü doğumluyum. 2004'lüyüm ben de. Ama yine de iyi olmuş. Bu süreçte insan kitap okumayı daha çok sever. Öncelikle Türkiye'de kitap okuma sayısı oldukça artmış. Çünkü herkes evde kalıyor. Evde kal diye herkes evde. Onun için kitap okumayı daha çok severim.